Bugün başlama kaygısını konuşuyor olacağım. Bundan bahsederken de doğal olarak erteleme konusunu da ele almış olacağım. Hepimiz hayatımızın bir döneminde yeni bir şeye başlamanın çok zor olduğunu mutlaka deneyimlemişizdir. Örneğin yeni bir projeye başlamak, sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak ya da uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir hobiyi gerçekleştirmek ya da daha büyük kararlar için ilk adımı atmak. Yani bazen bir şeyi çok istediğimizi düşünürüz, buna inanırız ama ona e, adım atmak konusuna gelince sanki sürekli böyle adımlarımız geri geri gider, bir türlü başlayamayız. Neden bazı insanlar istediği bir şeye adım atmak konusunda hemen harekete geçebilirken bazılarımız bir türlü başlayamayız ve erteleyip dururuz konusuna sebep olacak pek çok faktör olabilir. Öncelikle motivasyon ve motivasyon kaynağımız bir konuda harekete geçmemiz açısından çok büyük bir önem taşır. Motivasyon içsel ve dışsal olabilir. İçsel motivasyon bizim kendi arzularımızdan ve ilgilerimizden gelirken dışsal motivasyon ise dış ödüller ve cezalar tarafından yönlendirilir. Mesela ben resim yapmayı çok seviyorsam bunun için herhangi bir dışsal ödül veya teşvik gerekmeyebilir. Çünkü resim yapmak bana içsel bir mutluluk ve tatmin sağlıyordur. Bu yüzden benim içimde bulduğum bu motivasyon beni resim yapmaya çok daha teşvik ediyordu. Dışsal motivasyonda ise mesela bir öğrencinin ailesi e, sınavında yüksek not alırsa eğer çalışıp bunun sonucunda ona bir laptop alacağını vaat eder. Ve bu şekilde öğrenci e, dışarıdan gelen bu motivasyonla daha fazla çalışmaya başlar. Bir şeylere başlayabilmemizi engelleyen faktörler arasında kaygılarımız yer alıyor olabilir. Mesela başarısızlık korkusu. Yani başarısız olmaktan korktuğumuz için herhangi bir işe başlamaktan da çok kaygı duyuyor olabiliriz. Zaten sonucunun e, hüsran olacağı düşüncesiyle başarısız olmayı da kaldıramayacağımız için o işe hiç başlamayabiliriz. Bir yandan e, başarı kaygısı da buna sebep olabiliyor. Yani başarılı olduğumuzda o başarının getireceği beklentiler ve sorumluluklardan kaygı duyduğumuz için aslında bundan kaynaklı o işe başlamaktan çekinebiliriz. Bir yandan da bilinmezlik kaygısı tabii ki. Bilinmezlik, belirsizlik çoğumuzu tedirgin eder ve yeni bir şeye başlamak da genelde bilinmezliklerle doludur. Bu belirsizlik de bizim o işe adım atmamızı zorlaştırabilir. Çünkü bizler yaşamlarımızda kontrol sahibi olma eğilimindeyizdir. Yani bir konuda kontrolün elimizde olması bizi rahat ve güvende hissettirir. Belirsizlik bu kontrol hissini tehdit eder. Bilinmezlik ve belirsizlik beyinde tehdit algısını arttırdığından dolayı e, kaç ya da savaş tepkisini tetikleyebiliyor. Zaten belirsizlik durumlarında da genellikle en kötüyü düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Bu felaketleştirme de e, bizim belirsizliğe karşı kaygımızı daha fazla arttırıyor ve bunun sonucunda da belirsizlikle başa çıkamamış oluyoruz. Kontrol ihtiyacı ebeveynlerin tutumlarından kaynaklı da olabiliyor. Ekstra korumacı ve kontrolcü ebeveynler çoğunlukla çocuklarının davranışlarını kontrol etmeye, onlar yerine kararlar vermeye ya da onların işlerini kendileri yapmaya çalışırlar. çocuğa bir alan bırakmazlar ve çocuk bir özellik hissedemez. Burada işte e, kontrolü kendi eline alma, ipleri eline alma ihtiyacı hisseder çocuk. Ama bunu da gerçekleştiremez aslında. Ne olur? Gerçekleştirebileceği alanlar bulur zamanla. Ertelemek de buna bir çözüm olabilir aslında. E, bir yandan hiç ertelememek de buna bir çözüm olabiliyor. Yani ikisinin de ardında aslında bir kontrol ihtiyacı var. Bir şey yapılması gerektiğinde onu yapmamak, durumu kişinin kendisinin yönetebilmesi ve kendisinin karar verebilmesi aslında. Çocukken de farklı biçimlerde yapabiliyoruz. Mesela benim yemeğim kontrol ediliyorsa ebeveynlerim tarafından, o yemeği yesim varsa bile o anda yemeyebilirim. Ya da bir eylemim, bir davranışım kontrol ediliyorsa, onlar yanımdayken o eylemi gerçekleştirip, onlar arkalarına döndükleri anda anında bırakabilirim. Bu şekilde ben kontrolü kendi elime almış oluyorum. Çünkü benim bunu bilmeye, hissetmeye ihtiyacım var. Yetişkinken de e, kontrolün elimizden alındığını hissettiğimiz durumlara aynı tepkilere verebiliriz. Özellikle yapmamız gereken işler konusunda veya zorunlu olduğumuz durumlarda. Yani üstümde bir dış etkenden kaynaklı bir baskı, kural veya otoriteyi hissettiğim zamanlarda. Çünkü o baskı, o otorite bana ebeveyn otoritesini hatırlatır. Ve ben o durumun içerisinden çıkmak, o ipleri kendi elime almak isterim. Bunu bazen ilişkilerimizdeki bazı durumlarda da yapabiliyoruz. Mesela karşımızdaki kişi bizden bir şey ister, bekler. Orada o kontrol edilme hissini aldığımız için biz o şeyi ya yapmayız ya geç yaparız ya da yapsak bile biraz daha farklı şekillerde kendi yöntemlerimizle yaparız. Bunun sonucunda da bak kontrol bende demek isteriz. Yani tamam bak ben senin istediğin şeyi yaptım ama kendi istediğim şekilde yaptım gibi. Sürekli ertelemek veya bir işe başlayamamak özgüven eksikliği de barındırıyor olabilir tabii ki. Bu ya daha önce başarısız olduğumuz bir tecrübeden kaynaklı olabilir. Ya da bir şekilde dış etkenlerden kaynaklı biz buna inandırılmışızdır. Bu da yine ebeveynlerimiz olabilir, öğretmenlerimiz olabilir, okul arkadaşlarımız olabilir. Burada kendi yeterliliğimize olan inancımız az olur. Yani bir işe başlama ve onu tamamlama konusunda kendimizi az ve yetersiz hissederiz. Bu istediğimiz şey bir kariyer de olabilir, bir hobide, bir ilişkide. Zaten muhtemelen böyle bir durumdaysak kendimizi sürekli suçlayacak bir şeyler buluruz. Kendimizi çok eleştirebilir ve çok acımasız olabiliriz. O işe başlayamadığımız, ertelediğimiz için de kendimizi fazlaca eleştirip çok suçlayabiliriz. Bir yandan kendimizi çok fazla eleştirirken bir yandan da e, hata yapmaktan korkuyor da olabiliriz. Çünkü biz kendimizi bu derece eleştirirken e, hata yaparsak diğer insanların da bizi o şekilde eleştireceğine inanırız. Bunu göze almak da kolay olmaz. Bu derece öz eleştiri yapmamızın sebebi de ya benden hiçbir şey olmaz düşüncesi ya da fazla mükemmelliyetçilik olabilir. Mükemmelliyetçi bir insan kendisine çok yüksek hedefler koyar. Ve o hedeflere erişmek de bir hayli zor olur. Yani bu da doğal olarak başarısızlık kaygısını arttırır. Kimimiz de kendimizi başka insanlarla o kadar çok karşılaştırırız ki bu da bizi yetersiz hissettirir ve yine başarısız olma korkumuzu arttırır. Zaten buna çok fazla efor sarf ettiğimiz için bazen o işe başlamaya enerjimiz bile kalmaz artık. Bu faktörlerin farkında olmayabiliriz ya da farkında olup onları bastırabiliriz. Bilinç dışındaki çatışmalar e, bizlerin bilinçli düşünce ve davranışlarımızı etkiler. Bilinç dışımızdaki çatışmalarla başa çıkmak için de savunma mekanizmaları kullanabiliriz. Örneğin kaçınma olabilir. Yani demin bahsettiğim gibi başarısız olacağımızı düşünüyoruzdur ve buna karşı bir kaygımız vardır. Bununla yüzleşemeyeceğimiz için bu düşünce, bu inanç bilinç dışımızda var olmaya devam eder. Biz de savunma olarak kaçınmayı kullanırız ve o işi erteleriz ya da yapmaktan kaçınırız. Erteleme davranışımızı da kabul edilebilir ve mantıklı nedenlerle açıklayabiliriz. Mesela bu hafta sonu arkadaşlarımla dışarıda yemek yiyip eğleneceğiz. O yüzden bu hafta diyete başlamak mantıksız olur. En iyisi ben bunu pazartesiye saklayayım gibi. Ya da şu an başvursam işe alım süreci çok uzun sürebilir ve çok beklemek zorunda kalabilirim. O yüzden ben bunu erteleyeyim başka zaman yaparım gibi. Bu da aslında kaçındığımızı kendimize de başkalarına da itiraf edemediğimizden buna bahaneler üreterek yüzleşmekten kaçarız. Yani erteleme durumunun e, altında ne olduğu aslında çok önemli. Ben bir şeyi erteliyorsam bunun biraz üstüne gidebilirim ve altında ne olduğunu çözebilirim. Ve benim erteleme sebebim bambaşka sebepler olabilir. Mesela bazen bir şeyleri erteleme sebebimiz istemiyor oluşumuz olabilir. Ama sanırım bu da aslında en zor kabul edebildiğimiz sebeplerden bir tanesi. O şeyi aslında istemediğimizi görmek ve bununla barışmak. Çünkü bazen bir şeyleri ertelememiz de gerekebilir. Yani herhangi bir şeyi hiç ertelememe durumu da tehlikeli. Bu olumlu bir durum gibi görünebilir. Ama aslında her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak oluyor. Ve e, işleri sıralandırmaya zaman bile kalmıyor. Burada da yine benzer sebepler olabiliyor. Başarısızlık kaygısı gibi. Yani kişi başarısız olmaktan korktuğu için her şeyi aynı anda yapmaya ve başarmaya çalışıyordu. Kontrol etme ihtiyacını da yansıtıyor yine. Ama bir önem sıralaması yapmamız gerekir bazen. Yani hayatımızdaki belli başlı konular, işler e, ertelenmemelidir, tamam. Ama bir önem sıralaması yaptığımızda daha sonraya gelenlerde bu esnekliği kendimize tanımamız gerekebilir. Yani bazen bir konuda ben e, bu işi erteliyorum, şu anda yapmayacağım diyebilmek en doğru seçim olabilir. Bu esnekliğe ihtiyacımız var bizim. Bu esneklik bir işi yapmaya çalışırken ortaya çıkabilecek acil veya beklenmedik sorunlarla başa çıkmamızı da aslında kolaylaştırır. Yani önemli olan biraz kendimize şefkatle yaklaşabilmek. E, neyi ertelemek bana iyi, neyi ertelemek kötü gelecekse ona göre davranabilmek, yani rahatsız eden veya zorlayan bir durum varsa da ortada ben neden erteliyorumla ilgilenmek. Yani ben herhangi bir işi ertelerken neyden kaçıyorum veya neyin üstüne gidiyorum noktasına bakabilmek.